Merhaba, benim adım Renkli Saç. Ben Gökçe öğretmenin çok yakın bir arkadaşıyım. Bugün burada sizinle birlikte kitap okumaya geldik. Çok güzel bir kitap seçtik. Umarım siz de beğenirsiniz bu kitabı. Kitabı okurken bize yardımcı olur musunuz? Haydi, iyi eğlenceler. Evet, benim ismim Gökçe. Ben size Renkli Saç'la birlikte buraya bir kitap okumaya geldim. Bu benim annemin ilkokuldayken kullandığı eski mavi renkli bir çantası. Çantanın içinde güzel kitabımızı getirdim. Haydi bu eski ve mavi renkli çantayı bir kenara koyalım ve kitabımızı okumaya başlayalım. Kitabımızı okurken sanırım şemsiyemi açsam iyi olacak. Çünkü lütfen bakar mısınız? Öncelikle bir kitaba bir merhaba diyelim. Merhaba derken de neler olduğunu bir farkına varalım bu kitapta. Evet, bu kitapta sanki pembe yağmurluğunu giymiş, şemsiyesiyle birlikte bir yere giden küçük bir kız çocuğu var. Peki bu kız çocuğu sence nereye gidiyor olabilir? Tahminlerinizi duyar gibiyim. Bence arkadaşlarıyla buluşmaya gidecek. Bakalım neler yapacaklar. Peki, şöyle bir şemsiyemi kenara bırakıyorum. Ben dokunurken sarı betimlere, yazılara lütfen sen de olduğun yerde zıpla. Ama en yükseğe doğru zıpla. Haydi, parmağımla kitabın ön kapağına dokunuyorum. Dokunuyorum, dokunuyorum. Sarı yazılara geldiği anda zıpla. Hazır mısın? Hazır mısın? Evet, zıpla. Zıpla, zıpla, zıpla. Çok güzel. Lütfen bu kitabın ismini tahmin eder misin? Evet, bir kız çocuğu var, elinde şemsiye var ve bu kız çocuğu yağmurluğunu giymiş, elinde şemsiyeyle bir yere doğru gidiyor. Duyar gibiyim. Ha, yağmur. Evet, olabilir. Başka? Çocuk ve elinde şemsiyesi olabilir. Şimdi ben söylüyorum, beni takip et. Bu kitabın, bu güzeller güzeli kitabın ismi Yağmurlu Bir Gün. Bir daha söylüyorum. Yağmurlu Bir Gün. Evet, bu güzeller güzeli kitabı yazan Anna Milborn. Anna Milborn bu kitabı bizim için yazmış. Çok güler yüzlü bir hanımefendi. Bakar mısın, her kitabın bir yazarı vardır. Bir de çizeri vardır. Biliyor musunuz? Ben çizerin resmini bulmayı sen ve annen babana bıraktım. Belki birlikte bulabilirsiniz. Kitabın yazarı burada yazıyor. Anna Milborn ve resimlerini yapan da Sarah Jill. Ve bu kitabı bizim için TÜBİTAK basmış. Birlikte okuyabilelim diye. Haydi bu Yağmurlu Bir Gün kitabımızı okumaya başlayalım. Hazır mısın? Haydi başlayalım. Evet. Yağmurlu bir gün. Kocaman koyu gri bulutlar güneşin önünü kapatıyor. Yağmurlu bir gün olacağı benzer. Şimdi sana bir soru geliyor. Lütfen bana söyler misin? Bu kıza A, A sesiyle başlayan bir isim bulalım. A ne olabilir? A, ben buldum. Sen de buldun mu? Ada. Ada olabilir. Evet, bu kıza Ada diyebiliriz. Haydi devam edelim. Yağmurlu bir günde bakalım neler yapacak? Bulutların neden oluştuğunu hiç merak etmiş miydiniz? Bazen sanki onları kucaklayabilecekmişiz gibi gelir. Şöyle kitabımı bırakıyorum. Size bir soru sormak istiyorum. Sen olsan bulutların dışında doğada gezinen, doğada olan neleri kucaklamak isterdin? Ben mini minnacık kedileri kucaklamak isterdim. Onlara yağmur yağmadığı zamanlarda su vermek, mama vermek isterdim. Sen de deneyebilirsin daha sonra dışarı çıktığın zamanlarda. Evet, kucaklamak çok güzel bir duygu. Ama tutmaya kalksanız ellerinizin arasından kaçıverir bulutlar.
Bulutlar çok ama çok sayıda mini minnacık su damlalarından oluşuyor. Mini minnacık, çok küçük. Biraz önce size gösterdiğim mini minnacık bir kedi gibi, mini minnacık bir köpek gibi, mini minnacık yapraklar, dallar ve böcekler gibi. Haydi bakalım neler olacak? Bulutların içindeki su damlaları beni izlemeni istiyorum. Evet, su damlaları büyür, büyür ve daha da büyür. Su damlaları gittikçe büyür. Haydi bir daha yapalım. Büyür, büyür ve büyür. Su damlaları büyüdükçe ne olur sence? Düşün bakalım. Gökyüzünde su damlaları büyüdükçe bir süre sonra ağırlaşır ve gökyüzünden aşağı düşerler. Ve işte yağmur yağmaya başladı. Yaşasın. Bakar mısınız? Ada ve arkadaşları yağmurda ve dışarıda. Yağmur önce çiseler. Haydi bakalım. Benim gibi sen de eline kaşık alabilirsin ama iki tane kaşık al. Kaşıkların uçlarını birbirine vurarak yağmurun nasıl çiselediğini birlikte seninle yapalım. Haydi çisele. Yağmur yağıyor, seller akmıyor daha. Şu anda çiseliyor. Çisele, çisele. Yavaş yavaş. Yağmur yağmaya başlarken önce çiseler. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Bakalım neler olacak. Tüylerinin kuru kalmasını isteyen kuşlar ağaçlarda toplaşır. Diğer hayvanlar da zıplar, koşar, sürünür ve bir kuytuya sığınır. Bak parmağımla gösteriyorum. Ağacın hemen içindeki ağaç kovuğuna sığınmış. Kim? Tabii ki bizim güzeller güzeli sincaplar. Sincaplar yağmurdan korunabilmek için ağaç kovuğuna sığınmış. Peki bir şey sorabilir miyim sana? Ağaç kovuğuna sincaplardan başka kimler girebilir? Kocaman ayılar ağaç kovuğuna sığar mı? Sanki sığamaz. Ama kuşlar gelebilir. Karıncalar girebilir. Minik minik tarla fareleri de girebilir. Burada sincaplar var. Sonra aniden şakır şakır yağmaya başlar. Yerde su birikintileri oluşur. Bakar mısınız? Çocuklar oyun oynuyorlar. Ada ve arkadaşları. Adayı gösterebilir misin? Adayı tanıdın mı? Hangisiydi ada? Hangi renk yağmurluk giyiyordu? Görebildin mi? İşte ben sana göstereyim. Ada pembe renkli yağmurluk giyiyordu ve kırmızı çizmeleri vardı. Ve nasıl oyun oynuyorlar biliyor musun? Şılap, şılop, şulup. Hadi biz de küçücük bir oyun oynayalım. Hazır mısın? Haydi. Şılap, şılop, şulup. Şılap, şılop, şulup. Şılap, şılop, şulup. Sen başka oyunlarda üretebilirsin. Sen olsan arkadaşlarında ne oynamak isterdin? Haydi bir düşün. Sümüklü böcekler yağmurda dolaşmayı çok sever. Kıpır kıpır solucanlar ıslanmaya bayılırlar. Kurbağalar ortaya çıkıp ben sana bir şey göstermek istiyorum. İşte böyle. İşte böyle. Kocaman gözlü kurbağalar yağmur yağdığı zaman aynen yağmurlu bir gün öyküsünde olduğu gibi ortaya çıkarlar. Merhaba. Hoş geldin. Yağmur yağdığı zaman ortaya çıkman beni çok mutlu etti. Belki seninle de bir oyun oynayabiliriz. Zıp, zıp, zıp. Evet, harikasın. Su birikintilerinde hoplayıp zıplamaya başlarlar. Güneş bulutların arasından görünür ve yağan yağmurun ardından parlamaya başlar. Bir şey söyleyeceğim, sen bunu biliyorsun.
Ben biliyorum, bunun adını biliyorsun. Yağmur hemen böyle yağdıktan sonra gökyüzünde rengarenk bir gökkuşağı belirir. Şimdi ben içim kıpır kıpır oldu. O yüzden gökkuşağı tacımı takmak istiyorum. Rengarenk gökkuşağı tacım. Yağmur yağdıktan sonra hep bunu yaparım. Ve hangi renkler var? Sen de ben göstereyim, benimle birlikte say. Gökkuşağında kırmızı, evet, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor. Hadi bir de tersten sayalım. Mor, lacivert, mavi, yeşil, sarı, turuncu, kırmızı. Gökyüzünde güzel bir gökkuşağı belirir. Ne zaman? Yağmur yağdığı zaman. Oo, bakalım Ada ve arkadaşları neler yapacaklar? Yağmur durunca gökkuşağı yavaş yavaş soluklaşıp kaybolur. Gökyüzündeki bulutlar uzaklaşır. Görüşürüz bulutlar. Tamam, bir daha yağmur yağana kadar. Vucuk 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 yerler. Yerler ne olur? Su toprağa değdiğinde nasıl olur? Doğru, vıcık vıcık olur. Yapış yapış olur dokunduğun zaman ellerin. Yani çamur olur. Sen hiç çamura dokundun mu? Ben dokundum. Çamura dokunduktan sonra da çok güzel şekiller yaptım. Hayvanlar yaptım. Çamurda resim yaptım. Sen de yapmayı dene bir gün yağmur yağdığı zaman. Aman yağmurluğunu giymeyi, eğer kapüşonu yoksa şemsiyesini almayı sakın unutma. Evet, yerler yapış yapış çamur olur. Ve çimlerin üzerinde binlerce küçük yağmur damlası parıldar. Minik kuşlar su birikintilerinde banyo yaparlar. Bakar mısınız minik kuşların mutluluğuna, sevincine? Adanın sanırım arkadaşlarından biri minik kuşların banyo yapışını izlemeyi çok seviyor. Hadi sen de burada neler yaptıklarını anlat. Hangisi ada? Hangisi ada? Evet, doğru tahmin ettin. Ada burada. Neden yağmurluğunu çıkarmış olabilir? Çünkü gökkuşağı belirdi, yağmur dindi ve herkes üzerindeki yağmurluğu çıkardı. Şemsiyelerini bir kenara koydu. Su birikintileri giderek küçülür, küçülür, küçülür ve sonunda yok olur. Bakar mısınız? Hayvan dostları da arkadaşlarını yalnız bırakmıyorlar. Doğada hep birlikte eğlenmeye devam ediyorlar. Ve işte güneşli bir öğleden sonra olacağı benzer. Bana söyler misin? Bu güzeller güzeli ağacın altında kaç kişi oturuyor? Evet, doğru bildin. Haydi sayalım. 1, 2, 3 güzel çocuk oturuyor. Neler yapıyorlar? Doğru bildin. Yağmurun yağmasıyla birlikte oynadıkları oyunları birbirlerine anlatıyorlar. Ve bir başka yağmur yağdığı zaman neler oynayacaklarını da planlıyorlar. Peki sen olsan yağmurda hangi oyunları oynamak isterdin? Haydi söyle bana. Duyar gibiyim. Ben de işte o su birikintilerinde şılap şılop şılıp, şılap şılop şılıp oyununu oynamayı çok isterdim. Ve unutma, ağaçlardaki dostlarımızı, ağaç kovuğundaki sincapların ve farelerin onların da doğaya bir merhaba dediğini, yağmurdan korunduktan sonra, yağmur bittikten sonra dışarı çıktıklarını. İşte sanma sakın, kitabın arka kapağını kapatıyorum diye bu kitap bitti sanma. Bu kitaba evet şimdilik bir hoşça kal diyeceğiz ama demeden önce. Haydi bakalım söyle bana. Bu kitabın adı neydi? Sen söyle. Ben yağmur damlalarımı kitabın üzerine mandalımla birlikte yapıştırayım. Bu kitabın adı neydi? Evet, Yağmurlu Bir Gün.
yağmurlu bir gün. Harikasın. Burada kitabın ismi yazıyordu. Bu kitapta biz ismini A sesiyle başlayan bir isimle kendimiz birlikte bir arada koymuştuk. Hatırladın mı? Neydi? Bu güzel kızın ismi neydi? Evet. Bu güzel kızın ismi Ada'ydı. Ada arkadaşlarıyla birlikte yağmurlu bir gün geçiriyordu. Haydi bakalım. Sen de düşün. Yağmurlu bir günde arkadaşlarınla neler yapmak istersin? Ve dediğim gibi kitaba şimdilik bir hoşça kal güzel kitap. Sonrasında tekrar seni okuyacağız. Görüşmek üzere de ve mutlu ol. Görüşürüz.